Gece olunca ortamlarda şekil yapabileceğiniz bir akıl telefon incelemesiyle karşınızdayım. Bu videoda Tecno Camon 20 Pro 5G, Mr. Doodle Edition ve Tecno Camon 20 konuğum arkadaşlar. Gelin bu iki akıl telefon bizlere neler sunuyor bir yakından bakalım. Müzik Telefonların tasarımlarıyla başlamak lazım tabii ki arkadaşlar burada Tekno Camon 20 Pro 5G ve Tekno Camon 20 birbirine tasarım hatları olarak benziyor. Hatta Camon 20 ailesinin tasarım dili birbiriyle oldukça benzer diyebilirim sizlere. Cihazlar tasarımdan renkten çok birbirinden teknik detaylarıyla hatta ayrışıyor desek daha doğru olur diye düşünmekteyim sevgili arkadaşlar. Tekno Camon 20 Pro 5G modelinde yer alan bu hafif buzlu cam görüntüsünün dışında neredeyse bir farklılık yok gibi diyebilirim sizlere ama siz bunun böyle beyaz bir akıllı telefon gibi durduğuna bakmayın. Bu akıllı telefon gece olduğu zaman ışıklar söndüğünde gerçekten farklı bir kimliğe bürünüyor. Kutusunun üzerinde gördüğünüz bu Mr. Doodle Edition efektinin tam anlamıyla karşılığını vermiş oluyor arkadaşlar. Şu anda da görüyorsunuz ışıklar kapandığında müthiş havalı bir akıllı telefona sahip oluyorsunuz. Bu açıdan baktığında açıkçası bu ailedeki favori cihazım Tekno Camo 20 Pro 5G Mr. Doodle Edition olmuş diyebilirim sizlere sevgili arkadaşlar. Düz modele baktığımız zaman ise düz model Giriş segmentinde bir cihaz olmasına rağmen, ailenin giriş segmentinde olmasına rağmen akıllı telefonun malzeme kalitesi çok üst düzey arkadaşlar. Vegan deri bir malzeme ile geliyor Tekno Camon 20. Ve böyle dokunduğunuzda gerçekten kaliteli bir malzeme yapısını sizlere hissettirmeyi başarıyor sevgili arkadaşlar. Bu arada Tekno Camon 20 modelleri ülkemizde üretiliyor arkadaşlar. Camon 20 Premier hariç diğer tüm modelleri ülkemizde üreten Tekno. Burada da sizlere müthiş bir fiyat avantajı sağlamış oluyor. Ona da zaten değiniyor olacağız. Bu arada arkadaşlar şu konuya da değinelim. Aranızda belki hiç duymamış ya da görmemiş olabilir bazı arkadaşlarım. Çünkü çok niş bir konu olduğunu düşünüyorum. Mr. Doodle kim? Yani bu adam kimdi? Mr. Doodle Edition diye bir cihaz çıkarmışlar derseniz ya da bu ne derseniz. Bu bir arkadaşlar sanatçı. Bu adam bir grafik sanatçısı ve bu şekilde şekiller çiziyor kendisi. Gerçekten teknoloji işbirliği yapmasına oldukça mutlu oldum. Çünkü Mr. Doodle benim için değerli bir sanatçı. Ben kendisini uzun yıllardır takip ediyorum ve New York'ta özel bir toplantı da kendisiyle tanışma konuşma fırsatım olmuştu. Yıllar sonra böyle Tekno ile bir işbirliği yaparak karşımıza çıkınca da oldukça mutlu oldum gerçekten. O yüzden sizin de hoşunuza gidebileceğini düşünüyorum. Çünkü eğlenceli bakın böyle düz çizgiler değil bunlar aslında. Detaylı baktığınızda bir hikaye var o çizgilerin arasında gizlenmiş bir şekilde. Gelelim ekranlarına bu akıllı telefonların. Tekno Camon 20 Pro 5G modeliyle Tekno Camon 20'nin birbirinden ayrıştığı bazı noktalar var ekran tarafında. Şimdi Pro 20 5G'ye baktığımız zaman 120 Hz yenilim hızına sahip bir AMOLED panel bizleri karşılarken düz modelde bu 60 Hz yenileme hızına sahip bir AMOLED panel olarak bizleri karşılıyor arkadaşlar. İki telefonda 6.67 inçlik bir ekran paneli var ve ekranların çözünürlüğü Full HD Plus seviyesinde. Ekranların parlaklığı birbiriyle oldukça paralel, benzer ve deneyim anlamında yenileme hızı dışında da önemli bir farklılık yok. Camo 20 ailesinin ekran panellerini gerçekten genel olarak beğendim. Bu iki akıllı telefonun ekran paneli de diğer aile üyeleri gibi oldukça başarılı ve kullanıcı odaklı olduğunu sizlere söyleyebilirim sevgili arkadaşlar. Aynı zamanda bu iki akıllı telefonun arasındaki en büyük ekran farklılığına değindik ama şöyle bir detay da var arkadaşlar. Burada Pro 5G'deki yüksek yenileme hızı oldukça cihazı öne atıyor. Onu da söylemezsem olmaz diyeyim ve stereo hoparlör kısmına da değineyim. İki cihazda da stereo hoparlörler var ve bu stereo hoparlörler aynı zamanda Hi-Res sertifikasına da sahip. Gerçekten kaliteli hoparlörler ve buradaki multimedya ve oyun tüketimindeki deneyimi başka bir seviyeye çıkarmayı başarıyor arkadaşlar. Ve şuna da değinelim Amoled 2 panel var cihazda ve bu Amoled'in de sonuna kadar meyvelerini yemiş Tekno. Cihazlarda ekrandan parmak izi okuma özelliği mevcut. Aynı zamanda her zaman açık ekran özelliği de yine bizlerle buluşuyor sevgili arkadaşlar. Camon 20 modeline baktığımız zaman tanıdığımız bildiğimiz bir işlemci modeli burada bizleri karşılıyor Helio G85. Ancak Tekno Camon 20 Pro 5G'ye baktığımızda ise işler değişiyor. Burada Mediatek Dimensity'nin 8050 modeli bir işlemci kullanıldığını görüyoruz. Tabi bu iki işlemcide bildiğimiz tanıdığımız işlemciler olsa da günlük performanslarına özellikle burada oyuna baktığımız zaman Mediatek Dimensity 8050 gerçekten çok daha önde, çok daha kaliteli ve neredeyse bir amiral gemisine yakın performansı bizlerle buluşturmayı başarıyor. Yani orta üstü düzey diyebileceğimiz bir akıllı telefon işlemcisi Dimensity 8050 zaten testleri de şimdi sizlerle paylaşıyor olacağım. Tekno Camon 20'de de Camon 20 Pro 5G'de de arkadaşlar ikisinde de 256 şarj GB'lık depolamalar mevcut. Ve RAM tarafına baktığımızda yine ikisi de 8'er GB RAM'lerle geliyorlar. Burada iki cihazda da RAM arttırma kapasitesi olduğunu söylemeliyim. Bu sayede 16 GB'lık bir tabi 8'i sanal olmak üzere RAM kapasitesine sahip oluyorsunuz sevgili arkadaşlar. Bu arada iki akıllı telefonları arkadaşlar micro SD kart ve çift sim kart desteği de bulunuyor diyeyim. Ve artık performansı değerlendirme bölümüne doğru geçeyim. Öncelikle iki akıllı telefonu tabii ki Geekbench testi yaptım ve bu testlerin sonucuna baktığım zaman performans anlamında birbirinden ayrı çalıştıklarını sizlerin de net bir şekilde görmeniz mümkün oluyor. Tabii ki burada Tekno Camon 20 modeli bir miktar daha düşük bir skor alıyor ve yeterli seviyede bir skor diyebiliriz çünkü içerisinde Helio G85 var. Özellikle düz modelde bulunan Helio G85'in 12 nanometrelik bir üretim süreciyle üretiliyor olması, Dimensity 8050'nin 6 nanometrelik bir üretim süreciyle üretilmesi iki akıllı telefonu performans anlamında yüke soktuğunuz zaman birbirinden çok daha farklı tepkiler vermesine sebebiyet veriyor. Burada Pro 5G modelinde bulunan Dimensity 8050'nin kattığı daha üst düzey performansı atlama kesinlikle olmaz arkadaşlar. İki akıllı telefonun oyun testlerine baktığımızda ve genel Geekbench skorlarına baktığımızda deneyim anlamında da karşılaştırdığımızda gerçekten burada Camon 20 Pro 5G modelinin çok daha üst seviye bir performansı bizlerle buluşturduğunu sizlerle paylaşmalıyım sevgili arkadaşlar. İki akıllı telefonda Android 13T ve HiOS 13T geliyor. Daha önceki videolarda bahsettiğim gibi bir süredir tekno cihazları da kullanıyorum. Ana cihazımın yanında bazen ana cihaz olarak bazen ana cihazımın yanında hep yanımda gezdirdiğim cihazlar olarak. Arayüzünü oldukça beğendim. İkisinin de arayüzü oldukça güzel. İki cihazda da zaten benzer arayüzler var ve kullandıktan sonra sizin de hızlıca alışacağınızı hızlıca severek kullanacağınızı düşünüyorum bu arayüzleri sevgili arkadaşlar. İki akıllı telefonun güncel piyasadaki fiyatlarına baktığım zaman performansını için olumsuz bir şey söylemek çok da mümkün değil açıkçası. Ancak burada Camo 20 Pro 5G'nin hem 5G desteği hem de aynı zamanda performanstaki art Göz ardı etmemek lazım diyeyim bir virgül koyayım bu cümleyi bitirmemem lazım Çünkü Camon 20'de de arkadaşlar Kasım ayı boyunca bir vergi avantajı durumu var Fiyat bölümünde buna değineceğim ama Camon 20 Pro'yu Kasım ayı sonuna kadar vergisiz alabilmeniz de mümkün olacak Bu da önemli bir detay onu da atlamadan sizlere söyleyeyim Kameralara baktığım zaman iki akıllı telefonun ana kamerası da aynı gibi kağıt üstünde gözükse de arkadaşlar Burada Camon 20 Pro 5G'deki özellikle renk farklılıkları beni çok dikkatimin çekti Sizler de sonuçları zaten göreceksiniz ancak bir de OIS desteği ile beraber Camon 20 Pro 5G kamera dizilimi anlamında bence Camon 20'nin bir tık daha önünde bir akıllı telefon olmuş sevgili arkadaşlar ama fiyat segmenti ve fiyat avantajlarında gönlünü almakta fayda var diyorum ve 64 megapiksellik f1.7 diyafram aralığına sahip olan bu akıllı telefonun sonuçlarında sizler zaten şu anda görüyorsunuz. Renklere baktığımız zaman renk tarafında sensör tabi burada çok önemli Camon 20 Pro ailesinin tamamında RGBW bir sensör kullanılmış arkadaşlar. Bu bu sayede keskinlik iyi seviyede. Tekno Camo 20 modelinde ise 2 megapiksellik bir derinlik algılayıcı kamera var. Bu kamera sayesinde portre fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Camo 20 Pro 5G modelinde baktığımızda ise burada bize hem derinlik algılayıcı kamera hem de 2 megapiksellik bir makro kameranın bizleri karşıladığını görüyoruz. Burada makro kamera ile alakalı şunu söyleyeyim. Güneş ışığının iyi olduğu noktalarda iyi sonuçları ortaya koyuyor. İki akıllı telefonda fotoğraf kalitesini oldukça beğendim. Özellikle kamera dizilimleri çok güzel. Diğer akıllı telefonlardan farklı. Tekno bunu çalışıyor bu arada hemen hemen her cihazında farklı ve kendine özgü bir tasarımı var bu markanın. Bu da benim çok hoşuma gidiyor çünkü piyasadaki birçok akıllı telefon birbirinin aynısı gibi gözüküyor arkadaşlar ancak bu cihazlar diğerlerinden farklı gözüküyor. Bunu söylemek mümkün. Arka taraftaki kameranın etrafında sarılmış olan led flash detayı ön tarafa gizlenen birazdan değineceğim led flash detayı ve genel anlamdaki tasarım hatlarındaki bu ince düşünülmüş detaylar bence çok değerli diye düşünüyorum. Tabi sizlerin düşünceleri de bu noktada oldukça önemli. Hem bu konudaki düşünceleriniz Zem cihaz hakkındaki düşüncelerinizi yorumlara yazmayı, kanalıma abone olup bu videoyu beğenmeyi de unutmayın arkadaşlar. Bu kanalı ne kadar çok büyütürsek o kadar çok farklı cihaz, farklı ürün, farklı içerik sizlerle buluşur diyeyim ve buradan kameraların detaylarına değineyim. Şimdi iki akıllı telefonda fotoğraf kalitesini gerçekten çok beğendim arkadaşlar ama Camo 20 Pro 5G'de aması şu renkler bence daha gerçekçi. Onu zaten sizler de görüyorsunuz. Ana kameralar dışında çok büyük farklılıkları olmasa da arkadaşlar burada makro kameranın 20 Pro 5G için pozitif OIS desteğini ise çok daha pozitif olduğunu söylemem lazım. Video konusunda bu seviyedeki bir telefon için yeterli sayılabilecek işleri bizlerle buluşturuyor bu cihazlar. Camo 20 işlemcisinin performansı sebebiyle burada bizlerle 1080p 30 fps kayıt yapma seçeneğini buluştururken Camo 20 Pro 5K modelimiz ise hem 4K 30 fps kayıt alıyor hem de OIS desteğiyle tatminkar sonuçları bizlerle buluşturmayı başarıyor sevgili arkadaşlar. İşin ön kamera kısmına geldiğimizde Camo 20 ailesinin tamamında benzer. Güzel bir ön kamera kullanılmış arkadaşlar. 32 megapiksellik bir ön kamera görev yaparken bu akıllı telefonlarda f 2.5 diyafram aralığına sahip. Evet diyafram aralığı olarak biraz düşük kalabilir. Bu da sizi düşük ışıkta acaba ne olur, kötü mü olur gibi bir düşünce içine de sokabilir. Anlayışa karşılıyorum. Ancak burada ön tarafa çok güzel bir şekilde yerleştirilmiş bu led flash sayesinde sonuçlar benim beklentimin ve hayalimin çok ötesinde pozitif arkadaşlar. Gerçekten bu kadar iyi sonuçları ben beklemiyordum. Zaten sizler de görüyorsunuz. Ön kamera beni hakikaten şaşırttı. Açıkçası ben daha düşük sonuçlar bekliyordum ama sonuçlar fiyatıyla karşılaştırdığımda fazlasıyla tatmin edici diyebilirim sizlere. Pil tarafına baktığımız zaman ise teknokamon Camon 20'de de Tecno Camon 20 Pro 5G'de de 5000 mAh'lik bir batarya bulunuyor. İki telefonla pil ömrü bir gün gibi bir performansı bizlerle buluşturuyor. Ancak şarj olma kapasitelerine baktığımız zaman Camon 20 Pro 5G'de 33 wattlık bir adaptör kutudan çıkıyor ve bu şekilde de bir şarj desteği varken Camon 20'ye baktığımızda 33 wattlık bir adaptör desteği yani şarj desteği olsa da 18 wattlık bir adaptörle geldiğini de görüyoruz sevgili arkadaşlar. Yani 33 watta sahipsiniz ama buradaki yüksek hıza ulaşabilmeniz için bir adaptör yatırımı yapmanızda da fayda var. Kutunun içinden çıkan adaptörle de hızlı şarj oluyor diyebilirim sizlere ama tabii ki 33 wattın sizlere sağlamış olduğu sıfırdan 100'e 70 dakikalık bir dolum ya da buradaki 20 dakikada 40, %40'a varan bir dolumu burada kamuoyu 20 size sağlayamıyor arkadaşlar. Adaptörü temin ederseniz sizlerde de bu şarj performansını ulaşabilirsiniz. İki akıllı telefonun pil ömrüne gelince de yük altında sizlere bir günü götürdüğünü söyledim ama detaylı bir şekilde baktığımız zaman yük altına soktuğumuzda burada Camon 20 Pro 5G çok daha az enerji tüketiyor. Çünkü işlemcisi 6 nanometrelik bir üretim süreciyle üretilmiş arkadaşlar. Dolayısıyla buradaki işlemcinin yeni nesil bir üretim süreciyle çıkmış olmasından kaynaklı daha düşük bir işlemci güç tüketiyor ancak performansından da ödün vermiyorken diğer cihaza baktığımız zaman burada işler değişiyor. Cihazı yük altına soktuğunuz zaman ciddi bir güç tüketimi oluşuyor. Burada da mutlaka gün içinde bir kere daha şarj etmeniz gerekebilir. Kamo 20 modeline. Son değerlendirmeye geçelim isterseniz. Çünkü burada fiyat kısmı bence oldukça önemli. Çünkü ince detaylar var. Onları sizlere anlatmam lazım. Tekno Kamo 20'ye baktığımız zaman 9500 TL. Tekno Kamo 20 Pro 5K Mr. Doodle Edition'a baktığımız zaman ise 10.299 TL'lik bir fiyat etiketiyle fiyatlandırılmış bu iki akıllı telefon. İki cihazı karşılaştırdığımız zaman bu içerikte elde ettiğim sonuçların neredeyse tamamı güncel piyasada bu fiyatlarla beni tatmin edebilecek seviyede sevgili arkadaşlar. Özellikle iki akıllı telefonda kullanıcısına vermeye çalıştığı bu premium hava bence çok değerli diyebilirim sizlere ve bunda başarıyor gerçekten. Burada Pro 5G ile düz versiyonun arasındaki fark şöyle açılıyor arkadaşlar. Kasım ayına özel bu akıllı telefon vergisiz telefonların arasında yer alıyor. Yani kamu 20'den bahsediyorum. Dolayısıyla burada vergi iadesinde aldığınız zaman iş başka seviyeye gidiyor. Yani bu fiyatta alabileceğiniz en iyi akıllı telefonların ilk 3 modeline girer. Tekno Camon 20 modeli sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla bu gözle baktığımız zaman da işler değişiyor. Ki burada aslında normalde ikisinin arasında 1000 liralık gibi bir fark var. Arkadaşlar işte gidin Pro 5G modelini alın sizlere demek isterdim. Ancak vergi avantajını göz önüne alınca burada Camon 20 kesinlikle vergesiz telefon arayan birinin tercih etmesi gereken ancak vergisiz telefon aramıyorum ama 10000 bin 10 10 bandında bir cihaz arıyorum diyen yani bir kullanıcının da Pro 5G modeline bakması bence lazım arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Tekno şu anda birçok teknoloji mağazasında da rahatlıkla gidip bakabileceğiniz, rahatlıkla görebileceğiniz akıllı telefonlara sahip. Orada hemen gidip bakmak istediğinizde rahatlıkla görebiliyorsunuz. O açıdan bence gidip bir bakın arkadaşlar. Bu akıllı telefonlara yani bence yakından da görmeniz lazım diye düşünüyorum sevgili arkadaşlar. Tabi sizler düşünüyorsunuz bu cihazlar hakkında? Vergi çıkınca Tekno Cam 10 20 sizce nasıl avantajlı mı gerçekten? Satın almayı düşünüyor musunuz? Yorumlara yazmayı, o videoyu beğenmeyi ve kanalıma da abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın efendim. Bay bay.